Arkadaşlar merhabalar. Bu videomda ÖSYM nereden nereye analitik geometri serisinde çember analitiği sorularının çözümlerini yapacağız. Daha doğrusu son 10 yıl içerisinde ÖSYM tarafından sorulmuş soruların benzerlerini çözeceğiz çember analitiği ile ilgili. Ama öncelikle ne yapıyorsunuz? E, aşağıda bırakacağım, açıklama kısmında bırakacağım, bırakacağım linke tıklayıp 5 numaralı PDF indirin, kendiniz çözün. Sonrasında ne yapacaksınız? 5.1 numaralı PDF ile çözümlerine bakacaksınız. Hala daha sıkıntı varsa videoda o soruya gelip o sorunun çözümünü izleyeceksiniz. Video son çareniz olsun videoyla vakit kaybetmenizi istemiyorum diye hep zahmetli zaten bu zamana kadar söyledik. Evet gençler çember anatiği kolay bir soru. Eğer sene mutlaka mutlaka AYT'de bir soru garanti çıkacak yani bir soru cepte demektir. Niye? Çemberi biliyorsan alantiyi biliyorsan bir de çemberin denklemini biliyorsan olay bitti kardeşim. Rahat bir şekilde yapabileceğim bir konu çok rahat bir şekilde yapabilirsin. Bunu sakın ama sakın unutma. Zaten sorularda da kendiniz göreceksiniz arkadaşlar. İsterseniz lafı çok fazla uzatmadan çözümlere başlayalım. Evet YGS 2012 benzer sorusuyla başlayacağız arkadaşlar. Hadi bakalım birinci soruyla başlayalım. Dik koordinat düzleminde merkezi yerleştiriş doğrusu üzerinde olan bir çemberin x eksenini kestiği noktalar arasındaki uzaklık 5 birimdir. Buna göre çemberin çevresi nedir diye soruluyor. Arkadaşlar öncelikle ne yapacağız? Analitik düzlem çizeceğiz. Niye? Analitikte de söylüyorduk zaten. Eğer özel bir durumla karşılaşıyorsak mutlaka mutlaka analitik düzlem çizin diye söyledik. Burada da özel bir durum var. Y eşittir 3 doğrusu var arkadaşlar. Bir de x ekseni kestiği noktalardan bahsediyor. E o zaman ne yapalım? Analitik düzlemi çizdik. Y eşittir 3 doğrusunu çizdik. Merkez de bu y eşittir 3 doğrusunun üzerinde. Rastgele bir yer seçtim arkadaşlar. Sonra diyor ki merkezi y eşittir 3 doğrusu üzerinde olan bir çemberin x eksenini kestiği noktalardan bahsediyor. O zaman bizim çemberimiz x eksenini kesiyorsa şöyle bir çember değil midir? Evet. Evet bu çemberin x eksenini kestiği noktalar arasındaki uzaklık 5 birimmiş. Hadi bakalım bu ne doğrusuydu? Y 3 doğrusuydu. Arkadaşlar ne var burada? Şuradaki uzunluk 3 birim. E buraya da 5 birim vermiş. Demek ki verilen bilgileri kullanacağım. E merkez var kiriş var. Çektik. İki eş parçaya böldüm arkadaşlar. Böldü. 5 bölü 2'ye 5 bölü 2. E üçgen burası da 3 mü? 3. En etkili silahımız neydi? Yarı çap. Al sana yarı çap. Bak çemberdeki bilgi. Ve analitik bilgisi başka bir şey yok. Şuraya da R diyecek olursak Pisagor bağıntısından R'yi buluruz. R kare 3'ün karesi yani 9 artı 5 bölü 2'nin karesi yani 25 bölü 4. 36 61 bölü 4 mi yaptı arkadaşlar? Evet R de buradan kök 61 bölü kök 4 yani 2'ye eşit oldu. E çemberin çevresi neydi arkadaşlar? 2 pi R'ye eşitti. Yani 2 pi kök 61 bölü 2'ye eşit olduğundan o da kök 61 pi'ye eşit olacaktır arkadaşlar. Yani birinci sorumuzun cevabı böylelikle Edremit çıktı arkadaşım. Geldik ikinci soruya. LYS -E 2014 benzer sorusu. Dik koordinat düzleminde y eşittir 6 ve y eşittir 8 doğrularının x kare artı y kare eşittir 100 çemberi ile kesiştikleri noktaları köşe kabul eden bir dörtgen oluşturuluyor. Arkadaşlar yine özel durumlar var mı? Var. Hatta bu da özel bir çember. Merkezil çember diyoruz. Bunun merkezi kaça kaç? 0'a sıfır. Yarıçap kaç? 0 0, yarı 10. O zaman analitik düzlemi çiziyoruz gençler. Hadi bakalım analitik düzlemi çizdik. Y eşittir 6 ve Y eşittir 8 doğrularını da çiziyoruz. Y eşittir 6 ve Y eşittir 8 doğruları da bunlar arkadaşlar. Şurası 8 burası da 6 diye belirtelim. Şimdi e, bizim x kare artı y kare eşittir 100 çemberinden bahsediyor. Hemen bir çemberi çizelim arkadaşlar. x kare artı y kare eşittir 100. Evet bu çemberi de şuraya doğru şey yapalım bakalım. Dur alacağım arkadaşlar. Heh, şöyle X kare artı y kare eşittir 100 çemberinde şu şekilde çizdik arkadaşlar görüyorsunuz. Şimdi ne diyor arkadaşlar bize? Bununla ilgili bir dörtgen. Bakın y eşittir 6 ve y eşittir 8 doğrularının bu çember ile kestikleri noktaları köşe kabul eden diyor. Evet arkadaşlar şu, şu, şu ve şu. A dörtgenimiz ne olacak o zaman? Şurası ve şurası. Bizden istenilen dörtgensel bölge burası oldu arkadaşlar. Bizden bunun alanı isteniliyor. E, bunun yarı çapı kaçtı arkadaşlar? Çemberdeki en etkili silahımız yarı çaptı. Hocam zaten bak burası 90 derece. E, burası da 90 derece. Aslında merkezden ne yapmış olduk? Kirişe dik çizmiş olduk. Kirişi iki eş parçaya böldü mü? Böldü. En etkili silahımız yarı çap. Al sana yarı çap. Burası kaç? 10. E, 6, 8, 10 üçgeninden burası 8 çıktı. Hatta burası da 8 çıktı. E öbür kirişe ait de bakın merkez kiriş çektik yapmış olduk. E, bu da iki eşit parçaya böldü. Burada da en etkili silahımız yarı çap çizecek olursak. Şöyle de çizeriz de karışmasın diye buraya çiziyorum arkadaşlar. Burası da 10 olduğundan dolayı bakın bunun tamamı 8 ise burası da kaç yaptı? 6 yaptı 6 yaptı. Yani karşımıza şöyle bir yamuk çıktı arkadaşlar bizim. E, ee, şurası 6 6 12. Burası kaç arkadaşlar? 8 8 16. Yüksekliğimiz belli mi? Belli tabii ki ya. Bizim yüksekliğimiz de kaç birim? 2 birim. Bizden bunun alanı isteniyor. Alanda ne olacaktır? Alt taban artı üst taban çarp yükseklik bölü 2. E ee, buradan kaç çıkıyor arkadaşlar? Cevabımız 28 çıkar. Evet 16. soru. Yani genel pdf'teki 16. soru. Cevabı bu pdf'teki ikinci sorunun cevabı 28. Yani Akçay oldu arkadaşlar. Geldik bir sonraki soruya. Sorular kolay değil mi arkadaşlar? Şekli çizebildiğiniz sürece. Dik koordinat düzleminde y merke düzleminde merkezleri sırasıyla 0'a 2 ve 0'a eksi 2 noktaları olan y eşittir 11 doğru sıra teğet olan iki çember çiziliyor. Yine özel bir durum var mı? Var. Eksen üzerindeki noktalar ve y 11 doğrusundan bahsediyor. Hemen çiziyoruz arkadaşlar. Şöyle ve şöyle. Merkezi neredeymiş? 0'a 2'de. Evet bir merkez burada bir merkez de burada. 0'a eksi 2'de arkadaşlar. Evet buradaki noktalar. Sonra ne diyor? İki çember çiziliyor. Evet merkezi burada olan ve merkezi şurada olan iki çember çiziliyor ve y 11 doğrusuna teğet olan diyor arkadaşlar. Hop y 11 doğrusuna teğet olan çemberi de çizelim. Arkadaşlar tabii ki şu doğruya teğet olacak şöyle bir çemberimiz var. Birincisi bu. İkincisi hangisi? Bu çembere yine aynı bu noktada teğet olan ve merkezi ne olan arkadaşlar? Merkezi tam olarak burası olan bir çemberden bahsediyoruz. Sonra büyük çemberin küçük çembere teğet ve x eksenine paralel olan kiriş çiziliyor. He, bak diyor ki büyük çemberin Küçük çembere teğet ve x eksenine paralel olan kirişi. Evet küçük çembere teğet ve x eksenine paralel olan kirişi. Şundan bahsetmiyor mu arkadaşlar? İşte bu. Bu kirişin uzunluğu nedir diye soruluyor arkadaşlar. Şuna teğet olacak. Tam kiriş olarak çizelim. İşte bizden buradaki uzunluk isteniliyor arkadaşlar. Şimdi bu ne doğrusuydu? Bu hocam y 11 doğrusuydu. Evet kırmızı merkezli. Kırmızı çemberin yarı çapı kaç arkadaşlar? 9 birim mi? Evet. E hocam burası da 2 birim. Burası da 2 birim olduğuna göre a büyük mavi merkezli çemberin yarıçapı kaç oldu arkadaşlar? Bunun yarıçapını şöyle göstereyim isterseniz. Bu da 9 4 daha 13 oldu. Eyvallah. Şimdi burada kırmızında teğet ya burası. Merkez teğet çektik oldu. Aynı zamanda mavide de kiriş olduğuna göre merkez kiriş çektikten dolayı iki parçaya böldü mü bu? Böldü. En etkili silahımız neydi arkadaşlar? Yarıçap. Kırmızıya ait bir yarıçap çizebilir miyiz? Vallahi şurayı çizsek bir işimize yaracak mı? Şurayı bulmaya yönelik. Şuradaki uzunluğu buluruz. Bir işimize yaramaz. Aa mavide şunu çizecek olursak hop şöyle e mavinin yarıçapını kullanabiliriz. Mavinin yarıçapı kaç arkadaşlar? 13 değil miydi? Evet. Mavinin yarıçapı kaç arkadaşlar? 13. 9 4 daha 13. Sonra şuradaki uzunluğu bulabilir miyiz biz? Buradaki uzunluğu bulabiliriz tabii ki. Çünkü niye? Kırmızının yarıçapını ben biliyorum. Hocam buraya kadar 9. Hocam şuraya kadar da 9 olması lazım kırmızıda. Kırmızının yarı çapı. Hocam burası 2 2 daha 4 ise buraya kaç kaldı? 5 birim kaldı. A ne üçgeni? 5 13. Ne üçgeni? 5 12 13'ten 12 yaptı, 12 yaptı. Toplamda bu uzunlukta kaç yaptı o zaman arkadaşlar? 24 yaptı. Yine analitik düzlem çizme ile ilgili zor olmayan bir soru arkadaşlar. Görüyorsunuz. Evet 24. sorunun cevabı. LYS 2015 benzer sorusunun cevabı böylelikle 24 yani balıkesir yaptı. Geldik bir sonraki soruya. 2016 benzer sorusu. Dik koordinat düzleminde şöyle bir çember verilmiş. Merkezli bir çember. Analitik düzlem çizecek miyiz çizmeyecek miyiz bilmiyoruz. Evet çemberin 12 birim uzunluğundaki kirişlerinden bahsediyor. Arkadaşlar özel bir durum yok. Soruyu anlayabilmek için basit bir şekilde şekli çizelim. Evet şöyle bir çemberimiz var elimizde. Çemberin merkezi kaç arkadaşlar? Çemberin merkezi 0'a 0. Hemen şuraya yazıyoruz. 0'a 0. Ve yarıçapı da kaç? Yarıçapı da kök 45. Kök 45'te nedir arkadaşlar? 3 kök 5'e eşittir. Evet, tamam. Şimdi bize diyor ki 12 birim uzunluğundaki kirişlerin kirişlerden bahsediyor. Arkadaşlar ben şuradan bir 12 birim uzunluğundaki bir kiriş çizsem uç noktalarına olan uzakları oranı 1/2 bölü 2 olan diye soruyor. Bakın üniversite sınavında bunu sordu. Orta noktaların geometrik yerini sordu. O daha kolay. Ben neyi soruyorum? Evet, çemberin kirişin uç noktalarına olan uzakları oranı 1/2 bölü 2 oran e hocam öyle bir nokta var ki 1 bölü 2 olacak. Yani 4'e 8 olacak. Hatta o nokta şurada da olabilir. Hiç fark etmez. Ben bir tanesini bulayım. Sonrasında diğerleri için de yorum yaparım. E arkadaşlar burada ne var? Merkez varsa kiriş varsa çektik. 12 birim uzunluğundaki kirişinden bahsediyoruz. Çektik kirişi. Evet şuraya kadarki uzunluğun 8 olduğunu buraya kadarki uzunluğun 4 olduğunu biliyorum. 8 4 daha 12 olduğundan dolayı 6'ya 6 olacak. Buraya kaç kaldı? 2 kaldı. En etkili silahımız neydi? Yarı çap. Al sana yarı çap. Hemen çiziyoruz yarı çapı da. Hop çizdik. E yarı çaptan dolayı zaten burası da neydi arkadaşlar? 3 kök 5'ti. E hocam burası 3 kök 5 ise. Tamam yarı çap uzunluğu 3 kök 5. Pisagor'dan ben burayı bulur muyum? Bulurum. Ne bulurum arkadaşlar? 6'ya 3 kök 5 ise 1 2 kök 5 üçgenden dolayı burası 3 çıkar mı? Çıkar. Ama benden ne isteniyor? 1 bölü 2 noktalarının Noktalarının geometrik yeri noktalarının geometrik yerinden bahsediyor arkadaşlar. İşte bu noktaların geometrik yerinden bahsediyor. Arkadaşlar şurada ben şunu çizecek olursam hocam ne oldu burada? 2'nin karesi artı 3'ün karesinden şuradaki uzunluğu bulur muyuz? Buluruz. Yani şuraya a diyecek olursak a kare neye eşit? 2'nin karesi artı 3'ün karesinden e, a'yı buradan kaç buluruz? 9 4 daha 13 yani kök 13 diye buluruz. İsterse bu nokta sola dayalı olsun 4'e 8. Yine oradaki uzunluğu bu şekilde bulur muyuz? Buluruz. Sen bu çizgiyi nerede çizersen çiz. Hocam 12'yi burada da çizsen. Uç noktalarına olan uzaklıkları oranı 1 bölü 2 oran. İster o nokta burada olsun isterseniz burada olsun. Bu sefer buradakine göre yapalım isterseniz arkadaşlar. Buradakine göre yapalım. Buradakine göre yaptığınız zaman da siz yine buradaki uzunluğu ne bulacaksınız arkadaşlar? Aynı işlemi yaptıktan sonra yine A diye bulacaksınız. Aa hocam demek ki ben 12 birim uzunluğundaki kirişlerde 1'e 2 oran olan 1'e 2 olan noktanın hep merkeze olan uzaklığını ne buluyorum arkadaşlar? Hep aynı işlemle şey diye buluyorum. Yani kök 13 diye buluyorum arkadaşlar. E bu neye dönüştü? İşte bizden buradaki noktaların geometrik yeri isteniyor. Yani 0 0 noktasına olan uzaklığı A birim olan noktaların geometrik yeri. Yani 0 0'a A birim uzaktaki noktaların geometrik yeri de şu değil midir? 0, 0 ve yarı çapı A olan bir çember denklemi değil midir? E o zaman bunun çember denklemi nedir arkadaşlar? X eksi 0'ın karesi artı Y eksi 0'ın karesi eşittir. R kare yani A kare eşit olacaktır. O da kaç olacaktır arkadaşlar? 13 olacaktır. Yani cevabımız balık esir çıktı. Tamam. Ben soruyu biraz daha zorlaştırdım. Normalde orta noktalarının geometrik yeri solmuş olsaydı. O zaman hocam e, bu merkezin bu kirişin orta noktasına olan uzaklığı iki eş parçaya bölüyor ya hep 3 birim 3 birim 3 birim olacaktı. O zaman x kare artı y kare eşittir 9 diyecektik cevaba. Bu da ÖSYM sorusunun çözümü olurdu arkadaşlar. Evet 29. soru yani LYS 2016 benzer sorusunun cevabı bu çıktı. Ya hocam bu geometrik yer falan filan çıkar mı? Valla bilmiyorum arkadaşlar ama yani burada ee, çıkmayacak diye bir şey yok arkadaşlar. Eskiden sormuşlar 2016'da sormuşlar. Şimdi niye iptal etsinler ki? Müfredatta var mı? Var. E gelebilir. Önceden orta noktayı sormuşlar. Al 1'e 2 oranındaki noktayı sorarlar bu sefer. Değil mi? Belli olmaz. O yüzden çalışın arkadaşlar. Bakın buna da. LS 2017 benzer sorusundan bahsediyoruz şimdi. Evet dik koordinat düzleminde. 8'e 0 noktasından geçen bir çember y eksenine 0'a 4 noktasında teğettir. Arkadaşlar özel durumlar var mı? Var. Bu çemberin çevresi nedir diye soruluyor. Analitik düzlem çizeceğiz. Bak biraz öncekinde çizmedik gördünüz mü? Evet dik koordinat düzleminde 0'a 8 noktasından geçen bir çember. Y eksenine nerede t etmiş arkadaşlar? 0'a 4'te t etmiş. Hemen çiziyoruz. 0'a 4'te t etmiş. Hop. Ve hocam bu nereden geçiyor? 8'e 0'dan geçiyor. Şöyle bir çember. Vallahi 8 8 noktası burada da olabilir, burada da olabilir, bilemiyorum arkadaşlar. Bu çemberin çevresi kaç birimdir diye soruluyor. Öncelikle 8 noktasını ben burada diye alayım. Şıklarda yoksa e, o zaman ne yapacağız? 8 noktası burada diyebiliriz. Aslında bu soru e, 8 noktası buradayken farklı, buradayken farklı çıkacak gibi duruyor. E, o zaman aslında soru şöyle olmalıydı. Buna göre bu çemberin çevresi kaç birim olabilir şeklinde olmalıydı arkadaşlar. Bakalım ben önce bunu 8'i buradaymış gibi alayım. Burası da 4 noktası olsun. Bakalım ne oluyor. Merkez varsa teğet varsa çek dik. Merkez varsa kiriş varsa çek dik. İki eş parçaya böldüm arkadaşlar. Böldü. E hocam burası dörtgen. Şurası 4 yaptı mı? Yaptı. Şurası 8 birim. Buraya da A dersem. A dikkat edin. A artı sekiz burası. Yukarısı da A artı sekiz. Benim için en önemli yer zaten yarıçap. E sen yarıçapı A artı sekiz buldun mu? Buldun. E yap Pisagor'unu. Hop ya da en güzel ek çizim yap, ee, en güzel ek çizimini çiz kardeşim. Nedir o en güzel ek çizimin? Yarı çap yani a artı 8. Bak burada Pisagor çıktı. A artı 8'in karesi eşittir a'nın karesi artı 4'ün karesinden. A kare artı 16 a artı 64 eşittir. A kare artı 16 olduğundan dolayı buradan 16 a eşittir a. Bak çıktı mı arkadaşlar? Çıkmadı. Demek ki olabilir demememin sebebi buymuş. 8 noktası burada olamazmış. Burada y ekseninde 4'te de teğetse arkadaşlar. O zaman bu çizdiğimiz şekil olmadığı o zaman direkt ne yapacağız arkadaşlar? Şuradaki noktayı biz 8 olarak alacağız. Şuradaki noktayı. Hemen şunu silelim bir daha yapalım. Evet güzel bir soruymuş arkadaşlar. Çizdik çizdik. Hemen bir tane çemberimizi çiziyoruz. Şöyle ve senin 8 noktan nerede kardeşim? Artık burada olduğunu biliyorsun. E, şuranın da 4 olduğunu biliyorsun. Merkezin burada olduğunu biliyorsun. Merkez varsa kiriş varsa çektik. Merkez varsa teğet varsa çektik. Hocam bu kirişi iki parçaya böldü. Hocam burası A A ise tamam olay bitti. Ya da şey mi desek. Şuraya R diyelim isterseniz. Bizim yarıçap çok önemli. Hocam burası R ise işte burası da R'dir. E tamamı 8 olduğundan buraya 8 eksi R'ye kaldı. E burası 4 ise burası da 4'tür. En etkili silah senin yarı çap. Al sana yarı çap. Yani R kare eşittir. 4'ün karesi artı 8 eksi R'nin karesinden. işlem işlem işlem. Hisset kardeşim ne vardır? 5 varsa e pardon. 4 varsa 3 4 5 üçgendir büyük ihtimalle. R yerine 5 yazarsam 3 4 5 sağlanıyor mu? Sağlanıyor. Demek ki R 5. E o zaman çemberin çevresi ne olacaktır? 2 pi R. Yani 10 pi yapar arkadaşlar. Cevabımız böylelikle Cihan oldu sevgili gençler. Tamam mı? 36. soru. LYS 2017 benzer sorusunun cevabı bu oldu arkadaşlar. Geldik 40. soruya. Yani AYT 2018 benzer sorusuna. Dik koordinat düzleminde birinin merkezi 20'ye 0. Diğerinin merkezi 0'a 15 noktası olan iki çember sadece 8'e 9 noktasında kesmektedir. Bak özel bir durum var. Birinin merkezi y ekseninde birinin merkezi de y ekseninde. O zaman analitik düzlem çizmek tabii ki mantıklı. Ama her zaman analitik düzlem çizmeyeceğiz diyoruz ama ÖSYM'e Analitik düzlem çizdirmeyi seviyor. Evet <laughs> ne yapalım arkadaşlar? Birinin merkezi neredeymiş? 20'ye 0'da burada. Diğerinin merkezi de burada. Ve bunlar sadece tek bir noktada kesişiyorlar. Bunların sadece tek bir noktada kesişmesinin esprisi nedir arkadaşlar? Bu çemberler tek bir noktada kesişiyor demektir. Yani bu çemberler ne demektir arkadaşlar? Birbirine teğettir demektir. E hocam burası 20'ye 0 noktası. 20'ye burası 20 Burası da 10 noktası diye söyleyelim. Çemberler birbirine değdiği zaman ve şurayı da ne vermişler arkadaşlar bana? Buradaki noktayı da 8'e 9 diye vermişler. Çemberler birbirine değdiği zaman ne yapıyorduk? Hop merkezleri birleştir. Tam olarak nereden geçiyordu arkadaşlar? Tam olarak değme noktasından geçiyordu. E hocam 8'e 9'u nasıl kullanacağız? Bak bize çember denklemi için neler lazım arkadaşlar? Ya da çember analitinde ne lazım? Bir benim için en önemli şey merkez. 2. en önemli şey çemberde de zaten en önemli şey Neydi arkadaşlar? Yarı çap. Aa hocam ben bu iki nokta arasındaki uzaklıktan yarıçap bulurum. Burası 20'ye 0. Pardon yanlış yazmışım. Şurası 20'ye 0. Burası 0'a 15'miş arkadaşlar. E ben burada iki nokta arasındaki uzaklıktan şuraya R1 diyeyim. R1 eşittir. Kare küçüğünde x'ler farkı 8. Y'ler farkı 6 olduğu için 8'in karesi artı 6'nın karesinden direkt 10 diyebiliriz kafadan. E, burada hocam buraya da R2 diyecek olursak R2 de neye eşittir? Kare içinde x'ler farkı 12, y'ler farkı 9. 12'nin karesi artı 9'un karesi ya da eksi 9'un karesi fark etmez. 9, 12, 15'ten 15 mi yaptı arkadaşlar burası da? Evet burayı 10 bulduk. Burayı 15 bulduk. A hocam zaten ne çıktı burada? Dikkat edin arkadaşlar. Hocam burası 15. Burası 20. 15, 20, 25 üçgen çıktı. Bu çemberlerin orijine en yakın noktaları arasındaki uzaklık nedir diye soruluyor. Arkadaşlar bu çemberin şuradaki çemberin orijine en yakın noktası neresidir? Hop orijinle birleştirdiğinizde orijinle merkezi birleştirdiğinizde buradaki noktadır. Hocam bunun yarı çapı zaten kaç? 10. Buraya ne kaldı? 5. Hocam buradakinin orijine en yakın noktası da bakın burasıdır. Hocam bunun tamamı zaten 20. Bunun yarı çapı da 15 olduğuna göre buraya da kaç kaldı arkadaşlar? Buraya da 5 kaldı. E şunu şöyle çizecek olursak arkadaşlar. Bizden işte orijine en yakın iki noktası arasındaki uzaklık isteniyor. Yani 5 5 ise burası da ne yapacaktır? 5 kök yapacaktır. Yani 40. sorunun cevabı böylelikle balık Balıkesir oldu arkadaşlar. Güzel bir soru. Bakın AYT 2018'de gelmiş bir soru. Analitik düzlemle çizilebilen bir soru yine. Geldik bir sonraki soruya. AYT 2019 benzer sorusu. Arkadaşlar bu sorunun şeklinin çizilmesine gerek yoktu. Ben burada çizmişim ama şekilsizmiş gibi de çözebilirsiniz. Biz normalde şekilde çizebilirdik. Bakın okuyun soruyu. Dik koordinat düzleminde yanlış hatırlamıyorsam da soru sözel bir soruydu galiba. Yanlış hatırlamıyorsam. Dik koordinat düzleminde x ekseninde 4'e 0 noktasında teğet olan bir çember ile bu çemberi iki eş parçaya ayıran bir doğrudan bahsediyor. Arkadaşlar ee, ne yapacaktınız? O zaman hocam x ekseninde teğet olan bir çember var. Ya yukarıda ya aşağıda olacak. Ve bir tane doğru var. Eksenleri kestiğin yerde hani eğim negatif ya. Şöyle olacak. Çemberi iki eş parçaya ayırıyorsan nereden geçmek zorunda? Merkezden geçmek zorunda. Hani şekli siz kendiniz de çizebilirdiniz. Burada hazır vaziyette verilmiş. Evet nerede? A4'e sıfır noktasında şey yapıyormuş. Ve bu çemberi iki eş parçaya ayırıyorsa arkadaşlar tam olarak merkezden geçmek zorunda. Şekildeki çemberin merkezi nedir diye soruluyor arkadaşlar bize. E ne yapacağız burada? Öncelikle analitik düzlemde biz biliyoruz. Bir doğru denklemi verildiği zaman denklem analitik düzlemde çizilmişse eksenleri kestiği yerler bizim için önemli diye mi? Evet. Arkadaşlar x yerine 0 yazsak y'si kaç geldi? 5. Evet y'si 5 yaptı arkadaşlar. y yerine 0 yazsan x'i kaç geldi? 10 geldi. x'i de 10 geldi arkadaşım. Çok güzel. Merkez varsa teğet varsa çek dik yapsak bizden yarı mı isteniyor. Evet. Şurası kaç birim? 4 birim. E 4'e 0 verildiğinden tamamı 10 olduğundan burası 6 birim. Hocam zaten bak burası da 5 birim. E burada ne var arkadaşlar? Şurası da 90 derece. Ya ya da dalarsınız ya da bir temel orantı var mı arkadaşlar burada? Olmaz mı be ya? Yani 6 bölü 10 eşittir R bölü 5'ten. Hop yarısı hop yarısı. R'yi buradan kaç buluruz? 3 buluruz. Ve bizden de çemberin çevresi isteniyor. Yani 2 pi R. Kaç yaptı arkadaşlar? 6 pi yaptı. Yani 44. soru. Yani AYT 2019 benzer soru sorusunun çözümü. Cevabı daha doğrusu Ceyhan yaptı arkadaşlar. Bakın AYT 2020'de yok. Niye? Pandemi senesindeydi. O konular işlenmemişti. O yüzden çember çember aleti işlenmediği için sorulmadı. AYT 2021'de sorulan soruya bakalım şimdi arkadaşlar. Dik koordinat düzleminde Y eşittir KX doğrusu bu çemberiyle iki farklı noktada kesişiyor. Aslında arkadaşlar bu bir çember aleti sorusu değil. Çember aleti sorusuyla da yaparız ama şu doğru y eşittir kx doğrusu olmasaydı bunu nasıl yapardık? Onu söyleyeyim. Arkadaşlar öncelikle bir çemberi iki farklı noktada kesen bir doğrudan bahsediyorsa şu. Ama bu doğrunun adı normal kx doğrusu olmasaydı 3x artı 4y eksi 5 eşit 0 şeklinde bir doğru olmuş olsaydı ne yapardınız? Bu kirişin uzunluğu sorulurdu. Merkezini bulurdunuz öncelikle. Sonra merkez kiriş çektik yapardınız. İki eş parçaya bölerdi. E yarı çap uzunluğu da belli ya. Yarı çapı çizerdiniz. Pisagor'dan hocam yarıçap belli. E hocam burası belli değil. Burasını da nasıl bulurdunuz? Bu noktanın doğru olan uzaklığından bulurdunuz. Hocam yarıçap belli. Soru işareti olan yer belli. Pisagor'dan burası da belli olurdu. E sonra burası da belli olacağından şu kiriş uzunluğu da bulunabilirdi. Ama burada ne demiş arkadaşlar? K sayısını alabileceği tüm değerleri aşağıdakilerden hangisidir diye isteniyor bizden. Aslında bu bir matematik sorusu. Ne yapacaksınız arkadaşlar? bir çemberi ile bir doğru iki farklı noktada kesiyor. Yani kesişim kümesi iki farklı noktaysa ortak çözüm yapmayacak biz arkadaşlar. Evet yapacağız. Yani sen gel burada y yerine kx yaz. Y yerine kx yazdığında da neye bakacaksın? Delta büyüktür sıfıra bakacaksın. İki noktada kesiyorsa. Hocam tek bir noktada kesiyorsa o zaman delta eşit sıfır. Hocam hiçbir şekilde kesmiyorsa o zaman delta küçüktür sıfır incelemesi yapılırdı arkadaşlar. E o zaman burada ne oluyor gençler? E yerine yazalım bakalım. X kare eksi 20 x artı y kare dediğimiz k kare x kare artı 64 e eşit 0'da. Burada x kare parantezini alalım arkadaşlar bir. X kare parantezini aldığımız zaman ne geldi burada? 1 var 1 artı k kare var değil mi? Evet 1 artı k kare yaptı arkadaşlar x kare. Sonra eksi 20 x var. Sonra artı 64 eşittir 0. E şimdi ben burada ne yapacağım arkadaşlar? E burada deltasına bakacağım. Deltasına bakarsan B kare eksi 4 AC. Şurası B. Burası A. Burası da C olduğunu biliyoruz. Delta büyüktür 0. Yani B kare eksi 4 AC büyüktür 0 inceleyeceğim. B kare dediğim nedir arkadaşlar? Eksi 20'nin karesi 400 eksi 4 çarpı A. Yani 1 artı K kare. Sonra C. 64 büyüktür 0'a bakacağız arkadaşlar. E burada ne yapalım arkadaşlar? Vallahi direkt sadeleştirebiliriz de. Neyse önemli değil. 400 büyüktür. Ne olacaktır arkadaşlar buradan 4 çarpı 64 çarpı 1 artı k kareye eşit oldu. E, normalde sadeleştirme yapılmaz ama pozitiflerde yapılabilir fark etmez. 4'e bölsen, 4'e bölsen 100. 4'e e bölsen, 4'e bölsen 25. Burayı 4'e bölsen kaç yapıyor? 16 yaptı. 16'yı buraya bölü olarak geçirelim. 25 bölü 16 büyüktür. 1 artı k kare yaptı. Bunu buraya attığımızda zaman 25 bölü 16'tan 1 çıkınca kaç geldi? Sanırım 9 bölü 16 geldi. Büyüktür k kare. Yani 9 bölü 16 büyüktür k kare demek k kare küçüktür. 9 bölü 16 demek. Eğer iki tarafın kare alacak olursak arkadaşlar. Buradan ne geliyor? Ee, 3 bölü 4 mi geliyor arkadaşlar? Evet. 3 bölü 4 eksi 3 bölü 4 ile 3 bölü 4 arasında mı olacak o zaman arkadaşlar? Evet. Yani k küçüktür. 9 bölü 16 ise tabi eksi e, şey değerleri de alacak ki arkadaşlar buradan da k ne ile ne arasında olacaktır? 3 bölü 4 ile eksi 3 bölü 4 arasında olacaktır arkadaşlar. O zaman cevabımız ne çıktı arkadaşlar? kesir çıktı. Evet. Matematik sorusu. Görüyorsunuz. Yani bazen matematik sorusu da sorulabilir ama bu soruyu şu şekilde de yapabiliriz tabii ki. İsterseniz siz de oradan deneyin. Hocam normalde ben bunun merkezini bulurum. Merkezi direkt söyleyeyim isterseniz. Merkezi kaça kaç? Hocam 10'a 0. Merkezi 10'a 0. Yarı da buluruz burada hocam. E sonrasında ne yapacağız? E, bu iki noktada kesiyorsa noktanın doğru yolun uzaklığı h. h küçüktür r. E iki noktada kesiyorsa h küçüktür n. Tek bir noktada kesiyorsa h eşittir r. E hiçbir noktada kesmiyorsa da h büyüktür r diyeceğiz arkadaşlar. E burada bu mantıkla da gidebilirsiniz. H dediğimiz nedir? Noktanın doğru yolun uzaklığını bulun. Sonra yer küçük olduğunu gösterin. Sonra da oradaki işlemi yapın arkadaşlar. Bu şekilde de sonuca ulaşabilirsiniz. Genel itibariyle bakacak olursak sorular nasıl arkadaşlar? Herkes büyük ihtimalle buradaki soruları yani çemberi bilen, analitiği bilen ve yorum gücü olan herkes büyük ihtimalle buradaki soruları çok rahat bir şekilde yapar mı arkadaşlar? Yapar. O yüzden çember analitiği cepte kardeşim. Rahat olun, relax olun. Rahat bir şekilde yaparsınız ama bir de Çemberin merkezi A, B yarıçapı R olan çember ekleminin de nasıl yazıldığını da bilin arkadaşlar. E ondan sonra zaten çocuk oyuncağı dostlar. Tamam mı gençler? Olay bu. Bundan ibaret. E böylelikle ÖSYM nereden nereye serisinde bu şekilde bitirmiş bulunuyoruz. Sizler için güzel bir tekrar aracı oldu. Gerçekten ee, bu soruları da çözen herkes büyük ihtimalle sınavı çok iyi bir şekilde geçirecektir. İnşallah hak ettiğiniz başarıyı elde edeceksiniz. Ee, sınava girmeden önce bir daha konuşurum isterseniz burada çok fazla gevezelik etmeyeyim Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle Kendinize iyi bakın Hoşçakalın